baş verenler Rusya'nın var altında değil. Rusya için çok büyük zerbedir bu baş verenler. Bu baş verenler bilavasıyla Fransa'nın senaryosu. Tesadüfi değil ki Fransa milli jandarmeriyasının brigada generali William de Meyer, sular olsun çünkü o Azerbaycan medyasında sadece brigada generali gibi kalem verildi. Ama o Fransa milli jandarmeriyasının harici siyaset ve haricideki emeliyatlar departamentinin reisidir. Yani keşfiyat ve ex keşfiyat bölmeleri üzere ex keşfiyata rehberliktir. William de Meyer geldi. Mayo, William de Mayo aslında Fransız dilinde böyle seslenir. O geldi Serhat'ta. Serhat'ta eğer o foto bilmiyorum sizde var ya yok. Onun elinde NATO standartlarını UIDM 648L tipli binokul vardı. Bu müşahede binokulu değil. Ümumiyetle binokullar herbiçiler güzel. Onların bin içi tesnifatı var. Müşahede için. Gece görme cihazı, infrakırmızı vesaire vesaire vesaire. Bu hedefi olan mesafeni teyit etme için nezarete tutulmuş binokuldur. Mes bu sebepten Azerbaycan Respublikası'nın Harici İşler Nazırlığı, Müdafi Nazırlığı, Devlet Serhat Hizmeti, Brigada Generali seferini tahribat adlandırdı. Çünkü onlar hərbiçidirlər. Onlar bilirlər ki, bu binokuldan bakış ne demek? Bu rekatsinirovka deyirlər. Yani arazide düşmənin mövqelerinin müəyyənləşdirilməsi. Səfərdən az sonra Çexi vətəndaşı çok müəmmalı şekilde güya azır. Mina sahələrinin dolu olan, her tarafta Azerbaycan ordusunun dövlət sərhəd xidmətinin mövqeleri olan arazide tam 72 saat dalgalanır. Azan adam niye dalgalanır? Azan adam niye gizlenmez ki? Ve en esası azan adam mini sahalarının tertesi yoksa nece sağ kalmış orada? Bu mümkün olan bir şey değil. Bu tahribatlar evvelden hazırlanmıştı. Ve hele hemen Ermenistan'ın bir sürü devlet mensupları, hususuyla benim müqavirəm partiyasından olan parlament mensupları ard arda açıklamalar verdiler ki, Azerbaycan sərhədində tahribata hazırlaşır. Sonrası bu Fransa medyasında tirajlandı. Daha sonra Paşinyan The Telegraph'da Rodolf Olifan'a verdiği müsahibesinde bildirdi ki Azerbaycan üzerine götürdüğü beynəlxalq müxtəliklere riayet etmelidir. Ve aynı zamanda onu da bildirdi ki Ermənistan ordusu sürətlə silahlanır ve silahlanmaya da devam edecek.